Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Türk futbolunun gururu, adaletin temsilcisi benim canım hakemlerim. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan o kadar mutluyum ki demek isterdim ama sizler Türk futbolunun gururu değil, Türk futbolunun katillerisiniz. Adaletin temsilcisi değil, adaletin düşmanlarısınız. Benim canım hakemlerim değil, benim götüm hakemlerimsiniz. Ayrıca burada bulunmaktan da hiç de hiç mutlu değilim. Onu da söylemek istiyorum. Kıymetli izleyenlerim, bugün ceketimi giymedim. Çok özür diliyorum. Normalde ceketle gelirdim. Beni biliyorsunuz. Benim tarzım bellidir. Ama hava o kadar sıcak ki, yani İstanbul'da böyle bir sıcak yok. Yani götün donuna yapışır. Şimdi tabii herkes, sen bir de Adana'yı gör, sen bir de efendim Antalya'yı gör, Diyarbakır'ı gör falan yazmayın. İstanbul'da çok sıcak. Yani çok, nasıl bir sıcak biliyor musun? Yani şöyle anlatayım sana sıcağı. Disney'e tepki göstermemek için götleri tutuşan ünlüler var ya, onların götü kadar sıcak hava şu anda. Evet. Bu arada Disney'e selamlarımızı yolluyoruz. Normalde ben çok küfür eden güzel bir insanım biliyorsunuz. Bilmiyorum, ben araştırmadım. Bir platforma küfür etmenin herhangi bir cezası var mı? Bilmiyorum da. Yani buradan Disney platformuna, lan oğlum, ya sizin ben yapacak, ya siz ne biçim insanlarsınız ya. Defolun gidin bu ülkeden, defolun gidin. Bizim değerlerimize asla saygısızlık etmeyeceksiniz. Bizim kurucumuzun dizisini yayınlayacaksınız. Anladın mı? Akıllı olun. Akıllı olun. Akıllı olacaksınız. Şimdi efendim. Tabii ben geri döndüm. Arif Sevimli Topacı çok ısrar etti videolara tekrardan başlamam için. Kıymetli sevenlerim çok darlamış kendisini, çok yazmışlar. Sürekli yorum atmışlar, sürekli darlamışlar. Ben de geri döndüm bu sezon. Geçen sezon resmen, değil mi? Bir iki tane böyle sikindirik toplantı, onun dışında hiçbir şey yapmadık. Bu sezon geri döndüm. Yani her hafta olacak mıyım? Şöyle bir karar verdim kendi açımdan. Olaylı hakem olaylarının yoğun olduğu haftalarda, ki yüksek ihtimal her hafta burada olacağız, ve derbi haftalarında burada olmayı düşünüyorum. Bakalım, güzel şeyler yaşayacağız. Kıymetli izleyenlerim, gelişimizin şerefine bir yorumları coşturalım, değil mi? Yani şöyle bir 3000 tane, değil mi? Gelişimin şerefine 3000 tane en az yorum yaparız. Arif Sevimli Topacı da görür onu. Efendim like tuşunu patlatırız. Katıl butonundan olun, kanala üye olun. Efendime söyleyeyim. Oğlum destek olun, böyle şeyler güzel şeylerdir. Yani 100 kere söylettirmeyin. Söylemeden de bazı şeyleri anlayın. Yani anlatabiliyor muyum? Yorum atın, destek olun falan filan. Efendim bugün ne yapacağız? Bugün hakemlerle ilgili konuşmak istiyordum ama hakemlerle ilgili olan bölümü, bu arada sen benim memelerime mi bakıyorsun? Boşladığımdan beri sen buraları kestiriyorsun. Meme uçlarım mı gözüküyor? Niye bakıyorsun oğlum? Bazen öyle oluyor sevgili izleyenlerim. Yani bir video çekiyorum, bir şey çekiyorum. Bazen dar geliyor üstümdeki elbise. Abi memeler de fena var. Abi meme uçların öyle be. Yani ne kadar iğrençsin. Amacın ne yani senin? Ya şunun nesi güzel olabilir ki? Yani buna, ya niye bakıyorsun? Görme. Ne yapayım, emzireyim mi hepinizi topluca? Bakmayın ya. Sen de bakma sikerim belanı. Burası yok. Efendim bugün hakemleri konuşmak istiyordum ama bugünkü konumuz transferler olsun. Yeni sezon kulüplerimizin yaptığı transferleri konuşalım. Normalde hakemlerle ilgili söyleyeceğim çok şeyler var. Efendim biliyorsunuz İnce Bıyık, Ali Pala Bıyık namı diye İnce Bıyık biliyorsunuz hakemliği bıraktı. Haberiniz var mı? Şaşırdınız mı? Yarram şaşırdı mı? Biliyordun sen. Neyle şaşırmış gibi yapıyorsun? İnce Bıyık hakemliği bıraktı. Biliyorsunuz en son kendisini mahzene kapatmıştık. Mahzende uzunca bir düşünme süresi oldu. Ben de dedim oğlum, yani olmuyor. Yani bazı insanlar bazı meslekleri yapmayabilir. Sen de hakemlik yapma dedim ve düşündü taşındı, hakemliği bırakmaya karar verdi. Hakemlerle ilgili olan konuları daha sonraki toplantılarımızda konuşuruz. Bugün transferleri konuşalım o zaman. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Kiminle başlayalım? Kiminle başlayalım? Her zamanki gibi başımın tatlı belası Fenerbahçe ile başlayalım. O zaman hanımlar beyler, bir alkışlarsanız programa başlıyoruz. Evet, Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe. Evet, 9 senedir
şampiyon olamayan Fenerbahçe. Bu 9 senelik süreç içerisinde Galatasaray 4 defa şampiyon olmuş, Beşiktaş 3 defa şampiyon olmuş, bir defa Trabzonspor şampiyon olmuş, bir defa Başakşehir olmuş, Adana Demir'de olur yüksek ihtimal. Fenerbahçe 10. senesine gidiyor efendim. 10. sene şampiyon olamadığının 10. senesine gidiyor. Neden bunu söylüyorum? Yani artık bıçak kemiğe dayandı değil mi? Artık çok önemli. Fenerbahçe için bu sezon çok önemli. Yani olmak ya da olmamak sezonu. Her sezon öyle diyoruz, bir bok olmuyor da bu sezon hakikaten artık çok önemli. Şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin ne lazım arkadaşlar? İyi oyuncular alması lazım. Yıldız oyuncular alması lazım. Bak sen önce, şimdi diyorlar ki hakemleri şu, tamam kabul ediyorum. Sen önce iyi oyuncular al kardeşim. Ondan sonra hakemlerdir, medyadır, şudur budur. Senin önce iyi oyuncuların olacak. Senin önce yıldız oyuncuların olacak. Anladın mı? Sen Slimani ile oynarsan, sen Samatta ile oynarsan, sen Rossi ile oynarsan, senin hakkını hakemler de yer, seni rakip takımlar da yer, medya da yer, herkes de yer. Ama senin en başta bir güzel kadron olacak. Kadroyu kur. Ondan sonra gerisini bana bırak. Ben bunu senelerdir söylüyorum. Senelerdir Fenerbahçe o meybuz muhabbeti, işte 100 tane meybuz alıyor, bir tane magnum alıyor. Bu sezon herhalde biraz değişiklik. Yani artık ne olduysa, rüyasında bir şey mi gördü başkan? Böyle bir hafif magnuma yönelme gibi şeyler oldu. Bakalım Fenerbahçe kimleri almış. Ben biraz notlarıma çalıştım. Unuttuğum yerlerde de oğlum sen bilgisayarı bana şey yap da ben... Bazen yaşlılık tabii unutuyor insan, olabilir. Şimdi Fenerbahçe kimleri almış? Önce onlara bakalım. Bir, Dzeko. Fenerbahçe Dzeko'yu transfer etmiş. Çok güzel transfer. Hakikaten magnum. Yani Dzeko dünyaca ünlü bir forvettir. De bunu sen açıklarken kapta bunu, yani transferi böyle duyurma. Sen koskoca Fenerbahçesin. Anladın mı? Oyuncu böyle açıklandır mı? Dünyaca ünlü futbolcu Dzeko'yla görüşmelere başladığımızı ya biliyoruz Dzeko'nun kim olduğunu la. Yani sen oraya normal profesyonel futbolcu Dzeko'yla, ya hiç böyle açıklama olur mu? Dünyaca ünlü futbolcu Dzeko'yla görüşmelere başladık. Evet. Efendim Dzeko iyi bir transferdir, iyi bir golcüdür. Özellikle ceza sahası içerisinde bir katildir. İyidir, kariyeri müthiştir. Bakmayın siz yaşına laf edenlere, 37 yaşında, 38 yaşında. Bizim ligimiz 40 yaşında Atiba'nın sikip attığı bir ligdir. Anladın mı? Hele bizim ligimizi çok gözünde büyütme. O nedenle Dzeko bence iş yapar, bayağı iş yapar. 25'ten aşağı atmayacağını düşünüyorum. 25, bak şöyle matematik yalan söylemez kardeşim. Valencia kaç tane attı? 30'a yakın attı mı? Şimdi Allah aşkına soruyorum kıymetli izleyenlerim. Dzeko Valencia'nın attığı her golü atar mı? Atar değil mi? Peki Valencia'nın kaçırdıklarını atar mı? Onu da atar. Normal yani, en kötü 25 tane atar zaten. Artık fazlasını bilmiyorum. Dzeko iyi transfer. 2. Tadic. Ki benim Fenerbahçe'nin transferleri arasında, şimdi 8-10 tane oyuncu aldı, onları konuşacağız. En çok beğendiğim oyuncu Tadic. Tadic. Ah, çok sağlam oyuncu. Çok güzel oyuncu Tadic. Hakikaten yani bir böyle maestro. Anladın mı? Böyle daha bir sana pas atmadan ne yapacağını bilir, nereye atacağını bilir. IQ'su çok yüksektir. Yani takımın Tadic'in IQ'suna alışması bir hikaye bulur. Tadic öyle kaliteli, öyle. Bak gol atar, asist yapar, pas arası yapar, ölümcül paslar atar. Yani İsviçre çakısı amına koyayım. Her şeyi yapar Tadic. Müthiş transferdir. 2. Çok güzel. 3. Szymański. Szymański yani öyle bir maç izledim falan ama çok böyle hakkında bir yorum yapacak. Yani ben açıkçası tanımıyorum Szymański'yi. Ama şunu biliyorum, Galatasaray istemiş Szymański. Galatasaray istediyse o oyuncu iyidir kardeşim. Galatasaray bir oyuncu ilgileniyorsa o oyuncu güzeldir. Onu direkt alırım. Demek ki iyi oyuncu. Szymański herhalde iyi oyuncu diye düşünüyorum. Szymański'yi de öyle söyleyeyim. 4. Bekao. Namı diğer çirkin kral. Bekao. Bak Bekao stoperlerin kralıdır. Ben sana söyleyeyim. Bak Bekao nasıl bir şey biliyorsun. Şimdi çirkin kral diyorlar adama ama adamın yüreği aslında çok güzel. Yani bazısının içinin güzelliği dışına Bekao'ya yansımamış. Tamam mı?
Beha bundan memnun aslında. Neden? Çünkü rakip forvetler Beha'yı gördüğünde bir ananit gibi korkarlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Beha'nın bu konuda kesiciliği iyidir. Beha'nın çok katkı yapacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Efendim 4 buydu. 5 Ciku. Ciku hazırsan çıkarım balım. Ciku valla ona iyi diyorlar ama yani pek açıkçası bilmiyorum. Göreceğiz bakalım Ciku nasıl bir oyuncudur. Efendime söyleyeyim. Başka kim var? 5 kaç Şimanski, Beka, Ciku. 6 numara oğlum kaç vardı? Onu ben şey yapayım. Heh, bakayım. Heh, Ryan Kent. Ryan Kent de bir görev adamıdır. Yani bir Fenerbahçe taraftarı fazla iplemiyor ama böyle güzel bir adamdır. Yani görevi verirsin, Ryan Kent şey yapar. Yani sana iş görür, böyle disiplinli bir adamdır. Böyle ben beğendim açıkçası Ryan Kent'i. Güzel bir adama benziyor. Efendime söyleyeyim, başka kim vardı oğlum Fenerbahçe'nin transferlerinden? 7 numara Mert Müldür. Mert Müldür de bizim milli takımımızın güzel, önemli oyuncularından. O da güzel bir transfer. Özellikle bu 8+3 sikindirik kuralında Mert Müldür önemli transferdir. Umut Nayır. Umut Nayır da geçen sene efendim Ümraniye'de çılgın atmıştır. Çok güzel bir oyuncudur. Yedek forvet yerli olarak çok iş yapar. Sonra Bartu Elmas. Onu da, o da genç bir kardeşimiz. O da inşallah güzel bir transfer olur diyorum yani, değil mi? Fazla artık unuttuğum varsa lütfen sizler de yorumlarda onu düzgün tut. Yorumlarda belirtin. Peki Fenerbahçe'ye ne lazım? Fenerbahçe şimdi kamyon kadar adam almış. Bir kamyon 8-10 tane adam saydık. Halen daha Fenerbahçe'ye adam lazım. Bak nasıl bir Fenerbahçe'de yapılanma kadro olmuşsa bak, lazım. Sürekli transfer lazım. Bak ben sana net söylüyorum. Ha, bunların hiçbiri yetmez. Bak, orta sahaya bir tane adam yiyen orta saha alacaksın kardeşim. Galatasaray'daki Torreira var ya, olur. Beşiktaş'taki Getson var ya, olur. Onlardan birini alacaksın. Çift yönlü bir 8 numara alacaksın. Çok iyi. Benim tavsiyem kaleyi de yabancı yap. Ben abi yerli kim oynatırsın falan bilmem. Altay canım ciğerim, İrfancan canım ciğerim. Kaleye ben Livakovic'i koyarım ya da Navas'ı koyarım. Ben artık kaleyle ilgili bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Fenerbahçe'ye birkaç tane daha bence transfer lazım. Gidenler kimler? Canımız ciğerimiz Arda Güler'imiz gitti Real Madrid'e. Arda çok güzel bir oyuncu. Yolu baktı açık olsun. Ondan sonracığıma kimler gitmiş oğlum Fenerbahçe'den göster bakayım. Valencia gitmiş. Valencia küfür reis Valencia. Salah'ı gitmiş. Çok şükür Rossi. Rossi'den kurtulduk ya Rabbel alemin. Rossi üstüne bir de para kazandırdı Rossi. Rossi gitmiş. Pedro gitmiş. Pedro olmadı, tutmadı. Galatasaray'da istiyordu. Belki Galatasaray'da tutardı ama Fenerbahçe'de tutmadı. Efendim Buruma gitmiş, Berisha gitmiş. Çok şükür Samatta'nın artık Fenerbahçe'yle herhangi bir işi kalmamış. Samatta yıllardır Fenerbahçe'nin oyuncusu. Samatta. Her sene bir yere kiralıyorsun ama şey gibi geri dönüyor. Çok şükür Samatta'yla da ilgili artık olaylar bitmiş. Bu oyuncuların hepsinden Fenerbahçe'nin kasasına 50 milyon euro girmiş sevgili kardeşlerim. 50 milyon euro. Yani tam böyle pavyonda ezmelik para. 50 milyon euro. Başkan şey diyor, Bankalar Birliği. Ya bırak Bankalar Birliği'ni. Boş ver ya. Öf. Sen oyuncu atar. Sen şampiyon ol. Ondan sonra Bankalar Birliği'ni öderiz. Kaçmıyorsun. 100 yıllık kulüp Fenerbahçe. Öderiz. Her türlü ödenir bu para. Diyoruz ve hızlı hızlı geçmem lazım. Galatasaray'a geçmek istiyorum. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'a geçmek istemiyorum ya. Galatasaray'a geçmeyin. Lütfen beni Galatasaray'a geçirmeyin. Galatasaray biliyorsunuz geçen senenin şampiyonu. Zalim Galatasaray. Normalde nedir kardeşim? Normalde şampiyon olmuşsundur değil mi? Şampiyon olan kadro. Bir sonraki sene işte böyle iyi oyuncular gider. Efendim takım bir böyle dağılır. Bir böyle rehavete girilir. Efendim böyle bir geçen senenin o sükseli şey, bak yıllardır şampiyon olanlara bakın, Beşiktaş şampiyon oldu dağıldı, Trabzon oldu dağıldı, Başakşehir oldu dağıldı. Galatasaray'dan da insan bunu bekliyor değil mi? Hani hep aldın tadını dağıl. Abi Galatasaray kadroyu komple korudu. Komple bak, şampiyon olan kadroyu komple korudu. Ya sen niye komple kadroyu korudun ki şimdi? Niye yapıyorsun ki ben şimdi?
Üstüne gittiler. Icardi'yi aldılar. Icardi'nin bonservisini aldılar. Bak 30 yaşında Icardi'nin bonservisini şu anda var ya sana ona buna çok şey geliyor. Ya Icardi canım bonservisini almak nedir ki? Ne alırsın Icardi'nin bonservisini? Nereye alıyorsun ablacığım? Allah belasını versin. Buradan ben Real Madrid'e sesleniyorum. Efendim Barcelona'ya sesleniyorum. Bütün dünya devlerine sesleniyorum. Amına koyayım forvetlerimizde kim oynuyor ya? Bak bir City'de Haaland oynuyor. Tamam mı? Bir iki tane daha takım söylerim. Onların forvetleri böyle kaliteli şey adamlar. Ulan her takımın alacağı bir topçu bu Icardi. Niye almıyorsunuz? Özel hayat. Ya sikeyim özel hayatını. Al kardeşim senin Icardi'yi. Niye almıyorsun? Özel hayatından dolayı Icardi'yi transfer etmiyorlar. Araplar dedi ya dedi biz alalım bari hani özele burada adam ederiz onu falan. Bu sefer de Icardi gitmedi oraya. Manyak mısın oğlum ya? 30 yaşına girmişsin. 30 milyon eurolar. Sen nerede göreceğim bir daha bu paraya lan? Gitsene la. Git oğlum al Van Dijk'la beraber bir ne derler mutanike akayım bir şeyler yapın orada bir dönün artık doğru yola dönün falan. Gitmedi Galatasaray'a geldi. Galatasaray sen niye geliyorsun ya 30 yaşında? 34'te gelsen anlar. 30 yaşında gelmek saçmalık ya. Galatasaray tabi bununla yetinmedi. Kimi aldılar biliyor musun? Çok saçmaladılar ya. Zaha'yı aldılar ya. Zaha'yı aldı. Hacı Zaha. Zaha'yı sen biliyor musun Zaha? Zaha alınır mı lan? Ya aman oğlum Zaha alınır mı ya? Ya yıllardır Premier Lig izliyoruz hepimiz tamam mı? Ya bu Crystal Palace diye bir sikindirik bir güzel de bir takım sikindirik demeyeyim. Ya bu takım varsa bu Zaha sayesinde var. İngiltere Premier Lig'inde Zaha'nın adı böyle tamam mı? Zamanında bunu çok City'de istiyordu, Liverpool'da istiyordu. Bu Zaha oralara gitmiyordu. Fenerbahçe de istedi. Fenerbahçe çok yani ben o gün hakikaten yani o gün eğer ölmediysem ben başka gün ölmem. Fenerbahçe tam böyle istiyordu. Benim de rüyalarımı süslüyordu Zaha. Bir tarafta Tadic, bir tarafta Zaha. Baba çat bir gün bir anda Galatasaray Zaha'yı açıkladı ya. Eğer ki ben o gün kalp krizinden ölmediysem ben bir daha ölmem arkadaş. O kadar dokundu ki bana. O kadar koydu ki bana Zaha'nın Galatasaray'a gitmesi. Ya abi şimdi bakıyorsun. Icardi, Zaha, Zaniolo. Bu ne lan? Ya bu ne lan oğlum lan? Oğlum Süper Lig la burası. Benim diyor hedefim Şampiyonlar Ligi. Ya babamcığım bırak konuşamıyorum bari. Oğlum bu ne lan? Tamam ya o zaman Süper Lig'de oynatma. Tamam hedefi Şampiyonlar Ligi tamam abi. O zaman sen Icardi'nin Zaha'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynat tamam mı? Ben razıyım Süper Lig'de oynatma. Çünkü Süper Lig'de oynatırsan saçma olur. Yani Allah aşkına ya gidiyorlar yedek forvet Bakambu'yu alıyorlar ya. Bakambu'yu yedek forvet yapıyorsun. Normal forvet olur yani. Bakambu'yu alıyorlar. Sol beke o Leipzig'den Angelinho'yu çekiyorlar. Angelinho onun da asist sayısı efendim şey sayısı fazladır. İyi oyuncudur. Kerem Demirbay'ı alıyorlar. 8+3'te biliyorsunuz yerli pasaporta sahip öyle mavi kart mı diyorlar aylık akbil mi diyorlar. Onlara sahip oyuncular şimdi çok kıymete bindi. Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı alıyorsun. Çok enteresan. Hakikaten çok enteresan transferler gerçekten. Kaleye Günay Güvenç beğendiğim bir kaleci. Muslera niye değil. Bir Halil Dervişoğlu onu yani ben çok aşırı tutmuyorum. O çocuk da iyi niyetli de yani o olmuyor açıkçası. Yani o orada Beşiktaş'la transfer çalınmalı muhabbetini yani Halil Dervişoğlu'nu da transfer çalımı olarak görmesin herhalde. Vallahi yani Galatasaray kadrosu iyi abi. Yani iyi Galatasaray kadrosu saç yani şimdi düşünüyorsun Galatasaray kadrosu nasıl kaybeder? Yani nasıl olmaz? Nasıl işlerin yolunda gitmemesi lazım? Icardi sakatlanacak. Allah sakatlık kaza bela vermesin. Efendim Zaha sakatlanacak ama bunu tabii sezonu kapatmaları lazım. Efendim Zaniolo falan komple Torreira özellikle sezonu kapatması lazım. Bu bütün oyuncular sezonu kapatırsa anca öyle olur. Valla bilmiyorum. Madem bu kadar adam aldınız kardeşim Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yapın. Tamam mı? Yani bu kadro Süper Lig için korunmaz. Tamam mı? Süper Lig'den yani doğru düzgün zaten para vermiyorlar. Galatasaray'dan gidenler var mı diye baktığımda Galatasaray kimseyi göndermemiş abi. Kim gitmiş Galatasaray'dan oğlum? Bakayım. Gomis. O da futbolu bıraktığı için mecbur gitti. Mata gitmiş.
Başka oğlum gidenleri var mı Galatasaray'dan? Galatasaray'dan Taylan gitmiş. Bak Çıkıldağ nerede çer çöp var hepsini yollamışlar. Matias Ros, Emre Taşdemir hepsi gitmiş. Evet Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş transferin tabii en hızlı takımı. Müthiş transferleri yapıyorlar. Hakikaten Beşiktaş'ın bu sezon geçirdiği transfer sezonu hakikaten... Evet söylerken insanın gerçekten gülesi geliyor. Ya Allah aşkına ya. Ya hayvan gibi transferler yap. Koskoca Beşiktaş'la bu. Şuraya bir sağlam transferler yapın ya. Ya koca transfer sezonu oldu. Kaç ay, kaç zaman geçti? Beşiktaş'ın aldığı oyuncu sayısı kaç tane oğlum? 3 tane. Onana, Amartey, bir de şey Rebic. Koca Beşiktaş. Bak Onana'yı iyi diyorlar. Ben çok izlemedim, takip etmedim. O Amartey'i biliyorum. O Leicester'da o çocuğu biliyorum. Güzel stoper. Rebic'i de şeydir, Milan'dan biliyoruz. O da gayet güzel bir oyuncu. Fakat Allah aşkına şuraya adam alın ya. Ya Beşiktaş burası ya. Ya şuraya bir Talisca al, ne bileyim bir o Pepe'yi al, Nicolas Pepe'yi al oğlum al. Beşiktaş burası ya. Geç Beşiktaş tuhaf bir takım ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kimseyi almasın. Bak kimseyi almasın. Bunlara kök söktürecek. Bak ben sana bu lafımı unutma. Sezon daha başlamadan söylüyorum. Bunun kadrosu ne kadar iyi olursa olsun. Bunun kadrosu ne kadar iyi olursa olsun. Ne kadar kötü olursa olsun hepsine kök söktürür. Evet. Beşiktaş'tan gidenler Saiz galiba gitmiş. Efendime söyleyeyim Redmond falan gitmiş. Onların yolları açık olsun. Ama tabii Beşiktaş'a biraz transfer istiyoruz. Beşiktaş'ın da çok uzun uzadıya konuşulacak bir durum yok. Çok güzel bir hocası var. Şenol Hoca'yı çok seviyoruz gerçekten de. Ama başkan biraz yani biraz cimri transfer konusunda. Trabzonspor'a baktığımızda Trabzonspor bak söyleyemiyorum bile. Trabzonspor'a kimler gelmiş diyecektim. Trabzonspor'a kim gelmiş biliyor musun? Trabzonspor'a Cenabetlik gelmiş arkadaşlar. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne kadar adam alırsa alsın bak çok tuhaf bir şey ya. Bak Orsic gibi bir adam getiriyor. Çok kaliteli güzel bir adam. Adam sakatlandı arkadaş sezonu kapattı ya. Bak böyle bir tarihsizlik ben hayatımda görmedim. Başka bir tane oyuncusu daha vardı. İsmini gene biçli bir şey. O da sakatlanmış. Kimi alırsa alsın Trabzonspor sakatlanıyor. Yani nasıl olacak bu işler? Nasıl yapacağız? Trabzonspor yani bir şampiyonluk bir kulübe bu kadar mı iyi gelmez? Geçen sene Trabzon'u gördünüz ne haldeydi. Oradan eleniyor, buradan eleniyor, şuradan eleniyor. Lig gidiyor, kupa gidiyor. Elenecek her yerden eleniyor. Yani şampiyonluk hiç iyi gelmedi. Bu sezona başlıyorsun, oyuncular alıyorsun, oyuncular sakatlanıyor. Komple bence Trabzonspor'u baştan aşağı bir yıkamak lazım. Güzel bir gusül abdesti aldırmak lazım. Yani baştan hedeflere böyle koyulmak lazım. Trabzonspor çok şanssız bu aralar. Seviyorum ama darbeli matkabımı. Güzel günler inşallah. Tekrar Trabzonspor'un olsun yakın zamanda. Adana Demirspor. Maçlarım benim ya. Adana Demirspor. Avrupa'da çok güzel. Bu arada 4 temsilcimizi de tebrik ediyorum. 4'te 4 maşallah. Bak Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemesini geçti. Zalgiris'i. Fener Zimburi'ye koydu. Efendim Tirana'ya koydu. Kluj. Kluj güzel takımdır. Adana Demir ona koydu. 4 takımımızda bir üst tura çıktılar. İnşallah bu sezon 4'ü de gruplara kalsın. Şöyle biraz Allah aşkına ülke puanı ya. Canımız çıktı ya. Saçma sapan yerlerde mesire alanlarında maç yapıyoruz ya. Vallahi billahi ya. Cağaloğlu sosyal tesisleri. Ya bunların rakiplerinin statlarını gördünüz mü Allah aşkına? İnsan utanıyor gidip oynama. Ya suni çim bile değil. Lateks manyak iğren çimleri. Ya buralara yakışıyor muyuz koca bizim kulüplerimiz ya? O nedenle bu sene 4'te 4 devam edelim. Bütün maçları koyalım. Ülke puanı şöyle 10'a, 10. sıraya geleceğiz galiba. 10'a 9'a çıkardık mı birinci takımımız direkt gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. İkinci takımımız Şampiyonlar Ligi için eleme oynuyor, playoff oynuyor. Çok güzel olacak. Takımlarımıza da bol şans diliyorum. Kıymetli izleyenlerim bugünlük bu kadar diyelim. Fazla da uzatmayayım. Transfer sezonu devam ediyor. Bir ay daha transferler yapılacak herhalde. Kulüplerimiz gönderecek, alacak. Güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Bu sezon çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Hakemler konusuna girmedim bu toplantıda. Bir sonraki toplantıda biraz hakemleri konuşuruz. Bu sene hakemler olarak neler yapacağız, neler edeceğiz onları konuşuruz. O zaman kıymetli izleyenlerim sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.